Yahya Efendi ile dolaştık biraz. Muhabbette senin de bahsin geçince gelip görmek istedim. Şeref verdiniz hünkârım. Yahya Efendi afiyettedir inşallah. İyidir. Ebu Suud Efendi, Allah hepimize iyilikler versin. Amin hünkârım, amin. Yahya Efendi'ye bir rüyamdan bahsetmiştim. Söyledikleri ne vakittir aklımda. Bir de sana anlatayım isterim. Bakalım sen neye yoracaksın? Hünkârım, Yahya Efendi'nin tabiri üzerine pek laf söylenmez. Sen yine de bir dinle. Yüzlerini göremedim. Lakin biri tahtımda oturuyordu, diğeri de yanındaydı. Bir müddet sonra da kendi evladımı Mehmet'in kellesini gördüm. Kanlı bir çuvalın içindeydi. Allah şehzademize sıhhatli uzun ömürler nasip etsin hünkârım. Amin. Bu alametler neye işaret eder Hoca Çelebi? Hünkârım. İçinden geçen her neyse açıkça söyle. Bu rüyayı şerre yormak olmaz hünkârım. Malumunuz üzere bir şehzade hanedanı Ali Osman'ın istikbalidir. Anlaşılan o ki hanedanın istikbaliyle alakalı bazı kaygılarınız var hünkârım. Bu rüya şerre yorulmaz dedin, lakin benim evladımın kanı aktı. Hünkârım, bu neticelerden biri. Zihninizi meşgul eden mesele her neyse, o bir çözüme kavuşacak. O gün geldiğinde ya hanedanın istikbali tehlikeye girecek ya da aksine kuvvetlenip devam edecek. Nacizane fikrim budur hünkârım. O yüzlerini görmediğiniz iki kişiye gelince onlar da ya kazanacaklar ya da kaybedecekler. Anladım. Hünkârım, bu alemde en mühimi adaletin terazisini doğru tutmaktır. Ama mevzu bahs yakınlarımız olunca insan teraziyi denk tutmakta zorlanır. Öyle değil mi hünkârım?